Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar, Gamer.com'a hoş geldiniz. Yepyeni bir Dead by Daylight videosundan hepinize selamlar. Bugün oynamasını sevdiğim ve uzun süredir oynamadığım katil olan The Hag ile oynayacağız. Hemen hızlı bir şekilde perk kombinimi anlatayım. İlk perkümüz Efsun Yıkım. Tamir eyleminde olmayan tüm jeneratörler, sizin hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan normal hızın %200'ü kadarı geriliyorlar. Bir diğer perkümüz Çanak Çömlek Patladı. Her bir kurbanı kancaya asışımızdan sonra bu perk aktif oluyor. Ve 45 saniyelik bir süresi var. 45 saniye içerisinde ilk tekme attığımız jeneratör anında %25 geriliyor. Üçüncü perkümüz Yoz Müdahale. Maçın hemen başında bana en uzak 3 jeneratör 80 saniyeline kapatılıyor. Kurbanlar o jeneratörlere oturamıyor. Böylece bu süre zarfında gidip tuzaklarımızı atabiliyoruz biz de. Son perkümüz de Kanlı Kasap. Bir kurbana normal saldırımızla vurduğumuz zaman o kurban ağır yaralı ve kan kaybı durum efektine giriyor. Kan kaybı durum efekti o kurbanın normale göre daha sık kan bırakmasına sebep oluyor. Böylece yerini daha net anlayabiliyorsunuz yerdeki kan izlerinden. Ağır yaralı efekti de kurbanın iyileşme hızını yavaşlatıyor. Biz de yılan bir build'e sahip olduğumuz için kurbanlar ne kadar yaralı gezerse bizim için o kadar iyi olacak. O kadar fazla gafil avlayabileceğiz onları. Evet gençler, perk kombinim bu şekildeydi. Hızlı bir şekilde eklenti kombinimi de anlatayım. İlk ve en önemli eklentimiz paslı prangalar. Tetiklenen hayalet tuzaklar tetiklendiklerini belli etmez ve çamur suret doğurmaz. Yani kurbanlar tuzağa basıp basmadıklarını anlamıyorlar arkadaşlar. Tuzağa bastıklarında herhangi bir ses, herhangi bir görüntü çıkmadığı için jen yapıyorlarsa jen yapmaya devam ediyorlar. Biz de yılanlığımızı konuşturup yanlarına ışınlanıp onları gafil alıyoruz. İkinci eklentimiz de kurutulmuş Ağustos böceği. Işınlanma menzilini %30 arttırır. Yani daha uzak mesafelere ışınlanabileceğiz. Evet arkadaşlar, yam yam gibi kanalına hoş geldiniz. Auto-even diyorsun, okey. Şimdi hangi canlar kapatıldı hemen bir bakalım. Okey, diğer taraf kapatılmış komple. Şimdi totemimize bir tane atalım arkadaşlar. Toteme atmazsak büyük ayıp. Şöyle totemi şuraya bir tane bırakalım. Çok açık oldu ama yapacak bir şey yok. Belki görmez basarlar. Şöyle bir tane şuraya bakalım. Şuradan geçerken basabilir. Killer Shack'in içine bırakalım. 10 tane tuzak hakkımız var. Hiç sıkıntı yok. Şöyle bu kapalı jene bırakalım. Bunlar açılınca oturacaklar elbet ister istemez bunlara. Bir tane. Basıldı bile bir tane. Ne oluyor? Bas oradakine de. Koş 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 koş. Oo, jam bitti lan. Yuh anasını satayım. Şöyle bunu içeri girmeye zorlasak ne diyorsunuz arkadaşlar? İçeridekine basar mı? Zort. Gayet güzel. Şimdi şu killer shack'i bir kıralım. Oo, biri daha tuzağıma bastı ama yapacak bir şey yok. Onu şu an gidemem ona. Bu base yedi. Base'i donatacağız arkadaşlar tuzaklarla. Şu an bu arada bayağı bir tuzağıma basıyorlar. Muhtemelen totemi kırmak için oraya gitti o. Aynen, kırdılar da. Okey, pop geldi. Ruin gitti ama pop geldi. Şimdi bu base'in girişlerine falan hep doldurdum, tamam mı? Hop, biri girmeye çalışıyor bile biri. Ne oluyor? Tam buraya bir tane daha atacağız. Merhaba, ne yaptın bro? Sana da bir tane. Hemen ışınlansam. Şuna gitsek hemen. Yalnız bir şey diyeceğim, struggle'a sokamadık değil mi? La bu düştü mü? Ha, nereye gitti bu? Nereye gittin lan? Struggle'a sokamadık galiba. Bir tık hata yaptık. Şu an kahpe bir oynayış sergiliyor gibi gözükebilirim arkadaşlar ama Hag böyle oynanıyor. Yani Hag'le bu basement'a attığınız zaman kaçırmamanız lazım buranın o şeyini, avantajını. Hag main'ler benim ne demek istediğimi çok daha net anlıyorlardır muhtemelen. Merhabalar, kolay gelsin. İşte tam olarak bundan bahsediyordum arkadaşlar. Anlamışsınızdır sanırım şimdi yılan olayını. Trebe basıp basmadığını anlamadığı için jeni yapmaya devam etti. Biz de bundan faydalandık. Şöyle çimlerin içine atalım ki basıp basmadıklarını anlamasınlar. Şimdi o yılandı. Trebe bastılar. Merhabalar. Bir daha atlar mı oradan? Hı, hiç umurunda değil. Lan öbür base'dekini saldılar. Evet arkadaşlar, base'deki öldü. Gameplay'imizlerimiz işe yarıyor. Hag'i böyle oynayacaksınız arkadaşlar. Kancanın üzerine hani. Base açtıysanız base'e, dışarı açtıysanız dışarı. Şimdi şuradan. Çok güzel. Güzel deneme. Şimdi hazır tuzaklı base'imize seni niye götürmeyelim değil mi? Hazır orada düşmüşsün. Oo, tuzağa mı bastı o? Evet, tuzağa basmış. Merhaba. Alo. Güzel, aldırmadık. İşte bak, dışarıdakini atmasak full eğilerek geliyormuş ama dışarıya koşarak geldiği için zortladı. Bu da struggle'a geçti. Aha. Merhaba. Lan greblesem greblesem greblermişim ya. Hemen şuradaki tuzağımızı yeniliyoruz. Çok rahat, çok profesyonel diyebilir miyiz arkadaşlar? Merhaba. Sen ne yapıyorsun burada? Neye bastın lan?
Oo, deparı vururum diyorsun. Deparı vururum diyorsun. Vur bakalım. Bunu bu taraftan kovalayalım ki arkadaşlar. Diyeceğim de sen direkt gitmişsin be. Şu içeridekine basar mı? Gir lan içeri. Zort. Oğlum eski hackman neredeniz? Alo. Sizin ciğerinizi bilirim lan. Nereye gideceğinizi adım adım takip ederim. Hadi buna bir daha buğun açmaya gelsene. Hadi bir gel bakayım bu da bir daha buna buğun açmaya. Şimdi yanına eğilerek geleceği için şuradan koşarak gelebilir. Şuraya bir tane atalım. Evet saldı. Hack'le başa çıkamadılar arkadaşlar. İyi de başlamışlardı oysa ki. Hook vermeden jam falan bitirmişlerdi. Aha. Dırp dırp. Oo, kapılar da çok iyi sanki. Lan. Merhabalar. Kankam anla ki be. Zort. Tuzak. Nereye gittin lan? Biraz geç ışınlandık tuzağa tabi. Kanka ilk chase'lerinde şu kadar güzel ışık oyunu yapsam belki de şu durumda olmayacaktınız. İşte herkes öldü ya onun rahatlığıyla arkadaşlar. Bunun insan psikolojisinde de muhtemelen yeri vardır. Yani böyle rahatken, stressizken bence oyunlar çok daha iyi oynanılıyor. Yani burada da örneğini gördük. Tamam yine mind game falan yedirdik ama daha sakin oynadı yani bence. Bu maç bir 5 puan hak etmedi mi ya? Vallahi çok stratejik, çok güzel oynadık. GG. Arkadaşlar Hag'le normal chase atamazsınız bak. Hag main'ler yazsın alta. Şu an beni onaylasınlar. Hag'le gidip düz chase atarsanız yenilirsiniz. Sürekli böyle kanca oyunu yapmanız lazım. Bak bana lol falan yazıyor. Çaktırmadan laf sokuyor. Farkındaysanız tanıllık hiçbir şey yok ortada. Gidip hani kancadan alana falan tanıllamadım. Oyunu kancanın etrafına dizdim. Ki kancaya astığım kişinin yanından da uzaklaştım. Tuzağa basmasalar alırlardı yani. Hani o kadar şey bir bariz kempte yapmadım. Ama genel olarak Hag böyle oynanır yani. Diğer türlü kazanamazsınız. Maria geldi. Gençler bu arada kanlı kasap perkünü çıkarttım yerine Noed aldım. Çünkü az önce gördük ki boon açtıkları zaman direkt counterlanıyor perk. Zaten boon'u da her maç açıyorlar. Bari dedim işler maç sonuna kalırsa Noed'le bitiririz. Çünkü başka kayda değer perküm yoktu Hag'de. Tabi bir tane de morimiz var, o da güzel olacak. Şimdi zaten bir jungle'cimde başlamışım. Şuraya direkt bir tane yapıştıralım arkadaşlar, tamam mı? Burası önemli. Tam ortasına atabilirsem inşallah. Merhabalar, alo. Kanka sprint gibi bir şey atmadın mı sen? Hala niye buradasın? Ya çok gıcıklar. Şöyle direkt kafana deviriyorlar ya. Çıldırasın geliyor ya. Ya çıldırası geliyor insanın cidden. Ne yapıyorsun burada anasını satayım? Devir onu da devir, devir. Devir onu da devir, devir. Bu mal ne yapıyor? Ne yapıyor bu mal önüne bakmak yerine? Öbürki neye gidiyor? Toteme mi gidiyor? Hani Jennara bitti. Bu ikisi niye beni üstüne çekmeye çalışıyor mal gibi? Alt katta can yapıyorlar. Şuraya bir tane trap atıp bunu buradan kovalasam. Tamam mı? Bir tane hit versem. Oradan çıktı peki. Ama trap'im var galiba. Ha? Aynen. Yine David'in yanına ışınlanabildik. Sen ne ara heal'landın ya? Bunlar var ya bunlar. Oo. Hadi bakalım. Mori'yi inşallah zortlatabiliriz bunlara. Bayağı gıcık gibiler. Özellikle şu Feng ve Dwight. Aha. Feng'e gıcık dedik önüne çıktık be. Çok güzel. Biri tuzağımıza bastı ama yapacak bir şey yok. Onun yanına bir tane trap. Bu jeni bayağı yükseltmişiz. Ne ayak hocam? Of yiyorduk vallahi bir şey değil mi? Bir şey değil mi? Vallahi yiyorduk. Merhabalar. Yat yere. Tamam öyle body block falan almalar varsa bizde de var. Bu salak da maçı satmak için hazır. Gayet güzel gibi. Kankam. Tuzağa bastığını anlamadı ya arkadaşlar. Bir anda zortlattık onu. Şimdi diğerini yerden kaldıracaklar. Okey hiç sıkıntı değil. Şöyle geliş yoluna bir tane trap. Şöyle bir tane de önüne. Onu healladılar. Aha trap'e mi bastı? Neredekine bastı? Gel bakalım gel. Benim tanıdığım Feng base paletini bekletmez. Hepsine bastı vallahi. Gidebilir miyiz oraya? Aa bu kim? Lan oğlum senin önüne nasıl çıktık? Sen neye bastın lan? Merhaba. Ne yaptın? İyisin inşallah. Ay vuramıyordum lan. Çok güzel. Ne oluyor orada? Alo. Büyük satış. Büyük satış. Benim için çok iyi. Hiç sıkıntı yok. Tertemiz maç. Gel bakalım o boynu ver bana. O boynu ver bakayım ya. El biraz yanlış yere gitti arkadaşlar. İftarımızı açtık. Allah kabul etsin arkadaşlar. Hepinize inşallah. Bak inat et sonunda kırdı o şeyi gördünüz mü? Şurası çok güzel bu arada trap için. Selamınızı aldım.
Selamınızı aldım hocam. Merhaba. Zord. Gel bakayım, kimi alacaksın? Gel gel. Kanka senin barovun yok. Niye böyle hareketler yapıyorsun ya? Ha? Söyle bakayım. Gel gel. Sağdan soldan beni trollemeler. Hadi body blue anlarım. O takımdaşlık için okey. Onda sorun yok. Ama bu Dwight minik trolldü yani. Bunu yemezler. Fang'le girmişler aklı sıra. Minik minik. Lan dur, yön algımı kaybettim ben. Şimdi size soru. Bu David nerede heal'lanmış olabilir? Hatch'i nasıl buluruz ya? Hatch'i hocam. Okey. Ya böyle biraz hatch'i arasak, o bulsa okey de. Anında çıkıyor ya. Anında çıkıyorlar ya böyle hatch'ten. Çıldırasım geliyor ya. Adam David'i sövüyor herhalde. Barovsuz alıp durdu ya, iki tanesine moriye dittirdi orada. İkinci katil David diyor. İyi de gidiyoruz bakalım. Ama burayı vermeseydin işte. Şimdi ne yapayım burada? Oğlum o fake'i nasıl yedin lan? Kocaman spot anasını satayım. Lan! Kim neye bastı lan? Sen mi bastın ona? Bu kim lan? Oo, çok kötü zord, çok kötü zord. Çok kötü zord ama he, stun atınca hızlanma varmış. Ay biri var ya, götten tam değiyordu bana. Lan sen nereden çıktın? Çekil şuradan. Güzel hook ama şöyle bir sıkıntımız var arkadaşlar. Ben trapleri çok döşeyemedim. Neyse, bu kancanın etrafına döşeyeceğiz. Şöyle tam dönüşlerini atalım ki hani görmesin. Tam dönerken böyle zorttasın, anladınız mı? Ya sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun lan burada? Aşağıdan ışınlanırız zaten gerekirse buraya. Hiç sıkıntı yok. Lan kimse basmadı mı bir şey lan? Alo? Böyle basmama falan yok. Aman diyeyim. At bakayım decisive'in falan varsa. Nasıl olmaz ya decisive'in? Şimdi şu her odanın girişine bir tane bıraksam zaten menziline girerler diye düşünüyorum. Evet, DC'yi attı. Anlık. Vay. Birinci çinko, ikinci çinko. Güzel, akıllıca. Trap'i de tabii kötü bir yere attık, kapının girişine atabilirdim. Harita çok büyük, böyle bir alanda toplamam lazım oyunu. O yüzden çoğu trap'imi şu şekilde attım arkadaşlar. Hani küçük bir alanı komple kapatacağım, anladınız mı? Seni buradan nasıl çıkartıyoruz şimdi? Bir tane şuraya atsak. Tabi bu süre... Bak bu süreçte burada beklemesi müthiş bir hata arkadaşlar. Yani aşağı atlaması lazım normalde. Evet, paleti kırmadan da koştuğu için ezber bir oyunla iyice sıçtı diyebiliriz. Şu an tuzağıma basanlar var. Bu mu basıyor lan? Ha bu basmış. Hmm, gittiği yönde var mı? Var. Var. 3 tane var. Bir tanesini denk getiririz herhalde elbet. Doğru gidiyorsun. Çok doğru gidiyorsun şu an. CTRL'le spam. Oğlum ona nasıl basmadın lan? Bir tane şuraya. Gerçi onu devirip aşağı atlayacak da bu. Kankam neler yapıyorum be. Bu tarz katiller tuzak atmakla zaman kaybettiği için arkadaşlar, bir de hızları yavaş olduğu için hani chase'ler zor, anladınız mı? Bu yüzden chase atmayacaksınız bunlarla. Yani ben biraz adamı kötü bulduğum için kovaladım düz. Onda hani bana çok aldanmayın. Böyle stratejik tuzaklarla vurup vurup kaçacaksınız. Tabii gerektiği yerde hani chase'inizi de atın küçük spotlarda falan. Onun hani dozunu siz ayarlayın. Ama onlar çok zaman kaybettiği için bu tarz katiller. Dediğim gibi kanca oyunları şart bu tarz katillere. Yoksa yenemezsiniz yani. Hani tuzak atana kadar iki tane can bitiriyorlar zaten. 3 tane bitiriyorlarmış arkadaşlar. Yok mu oradaki bir tuzağa basmaları falan? Bak 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 bak, çakala. Çakallara bir bak ya, çakallara, çakallara. Şuraya şöyle bir tane atsak. Oo güzel. Ah, God Pallet çıktı şansına önüne ya. Evet, bu iyi kaçtı. Salacağız bunu derken tuzağa mı bastı? Ne oldu orada? Ha yok, Fast Vault atmış. Merhabalar. Tam orada tuzağımız var. Oraya doğru gitmesini sağlayabiliriz. Edardı medardı bir şey var mı? Benim sensim yüksek arkadaşlar. 360 yemeye çok meyilliyim. O yüzden böyle zorlanabiliyorum bazı şeylerde. Yani evet, bir tanesi DC atmasına rağmen Jhin hızını görüyorsunuz. Merhaba. Bunu düşürüp hemen morilemem lazım. Sonrasında Noed'le de bir tane alıp maçı bitiririz. Çünkü inanılmaz bir Jhin rush arkadaşlar. Hani çözümü yok. Lan ne oldu? Kapıyla birlikte ısırdım. Biraz krom tadı geldi ama sanki ha. Jhin Hanım iyi misiniz? Şimdi tuzaklarımızı bu jenlerin buraya taşıyoruz arkadaşlar. Şu yukarıya da bir tane atalım. Bu arada Ruinim'in hala yaşaması bir mucize mi? Oo ne ayak? Bunun önünde trap var mı? Hmm, yok. Traplerin hepsini jenlere aldık. Buradakileri saldık mecbur. Ama bütün spotları yediğimiz için normal chase atabiliriz arkadaşlar. Hiçbir şey yapma şansı yok. Yetişir mi oraya? Yetişemez bence. Çok güzel. Şöyle şunun şuraya tam kutunun arkasına atalım ki hani kaçarken falan oradan basar görmeden. Bir tane şu 90 derecelik açımıza atalım. Kapıdan geçtikten sonra görmeyebilir, anında basabilir. Diğeri jen yapmıyor şu an. Bütün jenleri kontrol ettim. Evet, merhaba. Urban Reis. Urban Reis, ne yaptın Urban Reis? Alacaksın mı onu? Oğlum helal lan sana.
Sen nasıl bir takım arkadaşısın öyle? Nasıl vefakarmış arkadaşlar bu? Evet arkadaşlar, ışınlanmasam daha az mesafe vardı. İşte hackmain olmak bunu gerektirir. Neyse, iyi, mesafenin açılması iyi oldu. Barov falan varsa bitti. Ki Barov'u yok muhtemelen. Çünkü dedard attı. Şimdi gidip Nia'yı alalım, bunun decisive falan olabilir. Bunun ilk asılışı mıydı? Şöyle tam attempt atacağı yere tuzak atayım ki arkadaşlar. Attempt atarsa bunun yanına anında ışınlanayım. Ne diyorsunuz? Aha! Unbreakable! Şimdi aşağıda tuzağım var benim sanırım. Devir git aşağı. Basar mı oradan bir şeye? Şöyle CTRL spamlıyorum sürekli. Basar tabii ki de. Bak, oyun tarzım kahpece, kabul ediyorum ama bunu açıkladım. Bu konuda lütfen üstüme gelmeyin arkadaşlar. Vallahi oturur ağlarım bak. Evet gençler, bu videoluk benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, eğlenceler.